Edirne'mizin Türkiye'de en az antibiyotik repete yani ilaç yazan il olduğunu öğrendik. Son yıllarda artan antibiyotik kullanımı ile Türkiye gereksiz yere antibiyotik kullanımı konusunda Avrupa'da ilk sırada yer aldı. 2012 yılında uygulamaya konulan akılcı antibiyotik kullanımı konusunda yapılan eğitimlere rağmen Türkiye Avrupa'da ve Orta Doğu'da en fazla antibiyotik reçete eden ve en fazla bakteri direncine sahip olan ülke konumunda bulunuyor. İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü'nün eğitim raporları çerçevesinde tüm aile hekimlerine, eczacılara ve eczacı kalfalarına akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucu 2013 yılında Türkiye'de 17. sırada olan Edirne, bu yıl 1. sıraya yükselerek reçeteye en az antibiyotik yazılan il oldu. Edirne'mizin Türkiye'de en az antibiyotik repete yani ilaç yazan il olduğunu öğrendik. İl Sağlık Müdürü Doktor Muhsin Kişioğlu, akılcı ilaç kullanımındaki çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından İl Koordinatörlüğü'ne teşekkürlerini ilettiğini belirterek tüm hekimlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz dedi. Edirne'mizin Türkiye'de en az antibiyotik repete yani ilaç yazan il olduğunu öğrendik ve bu konuda bakanlığımızdan ilaç ve tıbbi cihaz kurumundan teşekkürler aldık. Tabi burada özellikle halkımıza, aile hekimlerimize, kendi il koordinatörümüze, ilaç ve tıbbi cihaz kurumunun ildeki temsilcisi olan İl Sağlık Müdürlüğümüzdeki bu ilgili şube çalışanlarımıza teşekkürü ve borç biliyorum. Çünkü doktorlarımızın bizlerden aldığı eğitimden sonra halka özellikle ilacın, antibiyotin iki ucu keskin bıçak olduğunun üzerine verdikleri donanımsal eğitimler halkımızdan gereksiz antibiyotik taleplerini azaltmıştır. Bu azalma neticesinde doktorlarımız da daha az antibiyotik yazarak ülkemi ekonomimize de katkıda sağlamış. Ayrıca da insanlarımızın ve halkımızın ne yazık ki kendi vücut florasını bildiğiniz gibi fazladan antibiyotik kullanmak bozmakta. Bu şekilde halkımız kendi florasını koruyacak düzeyde kalmıştır. Özellikle antibiyotik gibi önemli ilaçların eczanelerden veya başka kimselerden hani ona faydası oldu ben de kullanayım veya antibiyotik olmadan ben bu hastalıkta mücadele edemem, tedavi olamam gibi mantık dışı yaklaşımlardan uzak durmak lazım. Hani Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi manavdan bir meyve alır gibi eczaneden gidip antibiyotik almayalım. Antibiyotik tekrar söylemek istiyorum iki ucu keskin bir bıçaktır. Faydası olduğunu kesinlikle hekim tarafından tavsiye ediliyorsa alıp kullanmak lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum antibiyotikle ilgili. Verilen antibiyotiği mümkün mertebe 7 günlük bir antibiyotikse 7 güne tamamlamak lazım. 10 günlükse 10 güne tamamlamak lazım. 14 günlükse 14 günlükte bitirmek lazım. Erken bırakmak kendi vücudumuzun o antibiyotiğe karşı direnç geliştirmesine neden olmakta. Bir dahaki hastalığımız döneminde o antibiyotiğin bize faydasının daha az olacağı anlamına gelmekte.